Bu yay ok nedir? Nasıl yapılır? Acaba özümüzün hayatında nasıl bir yeri vardır? Yani bundan bahsedeceğiz ama bundan bahsedecek olan kıymetli abim de kalp damar cerrahı. Bu ok ve yayla olan birlikteliğiniz nasıl başladı abi? Oklarımız yaylarımız 100 yıl önce vardı, müzelerden çıkardılar. İnsanlar 1938 yılına kadar bunlarla atışlar yaptılar ama ne olduysa Atatürk'ün ölümünden sonra tarihle olan tüm bağımız koparıldı. Maalesef oklarımız yaylarımız müzeye kaldırıldı. Ve Türk okçunun üzerine bir sünger çekildi. 2005 yılında tekrardan bu yayı yapmaya karar verdi. Fakat Türkçe hiç kaynak yoktu maalesef. 1910 yılında bir Alman gelmiş. O zamanlar yaşayan son ustayla görüşerek Almanca bir kitap yazmış. Ve yazarken de Osmanlıca 1847 yılında yazılmış bu kitaptan 2. Mahmud'un kahveci başısı Mustafa Kâhane Efendi'nin yazmış olduğu Okçuluk Kapıları hacimli bir kitaptır. Bu kitaptan yararlanmış. Türk yayıyla olan ilgiyi yurt dışına devam etmiş, Türkiye'de kaybolmuş olmasına rağmen. Ve bunun bazı meraklıları forumlar kurmuşlar internette, tartışıyorlar. İşte ağacı şöyle kullandım, böyle büktüm falan diye. Tabii içlerine girip de hey ben bir Türk'üm, bana Türkiye'yi yapmayı öğretir misiniz demeyi de kendime yediremedim işin aslı. Onları geriden geriye takip ederek ilk bilgileri, ne tür ağaç kullanacağız, işte siniri nasıl elde edeceğiz falan onlardan aldım. Daha sonra Mustafa Kâhane Efendi'nin bu ulaştık. Bunlar üstüne koyduk ama 5 yılda geldiğimiz nokta şu an Avrupalı meslektaşlarımızın diyelim seviyesini hemen hemen yakalamış durumda. Peki bu yay bu kadar kolay mı yapılıyor? Yani işte ne yapıyorsunuz? Getiriyorsunuz işte bir tahtayı eğip büküyorsunuz. Üzerine hemen bir gergi. Bu şekilde acaba bir ok yapılır mı? Belki ilk defa bu kadar net yay yapımını maceracı farkıyla izleyeceksiniz. Türk televizyonlarında ilk defa olan bir şey. Şimdi abi benim en çok merak ettiğim şey yay nasıl yapılır? Malzemeleri nedir evet. Abi? Burada bir ağaç parçası var. Afça ağaç. Bakın manda boynuzu var. Manda boynuzu. Evet şimdi bunu kullanacağız. Sığırların arka ayağından elde edilmiş o devirde sinir adı verilen ama bu tendondur ya da kiriştir. Hazar Denizi'nde ve Karadeniz'e dökülen büyük ırmaklarda yetişen Mersin Moynası adındaki balığın hava kesesinin kurutulmuş hali. Ve yine bir parça sığır kemiğine ihtiyacımız olacak. Sığır kemiği. Sığır kemiğine yay yaparken. Kirişi için 3 bükümlü bir iblişime ihtiyacımız olacak. Ve dana derisi. Dana derisi. Kaplamak için bakın dana derisi. Bu nasıl bir malzemedir ki bu yaya dönüşür? Bu yayımızın bir kolu. Bu da diğer kolu. Bu da kabzası. Peki şimdi bu halde ne kadar durması gerekiyor? Şimdi burada en az 15 gün. 15 gün? En az 15 gün duracak. Çünkü daha önce açarsak ağaç doğrulma eğilimindedir. 15 gün sonra açıp bir iple bağlayacağız. Bakın burada gördüğünüz gibi bağlanmışları var. Şimdi bunu bağlayacağız 15 gün sonra. Bir yılda böyle bekleteceğiz. Bir yıl? Bir yılda böyle bekleteceğiz. Şimdi yayın atıcıya bakan kısmının kaplandığı manda boynuzu kısmını göreceğiz. Şimdi bu boynuzun dış kısmını testereyle kesip çıkarıyoruz. Bakın burada kesilmişi var. Eskilerin yaptığı gibi yapacak olursak bir törpü yardımıyla boynuzun üzerindeki fütürleri törpü ve testere yardımıyla keserek boynuzu plaka haline getirir. Boynuz o çağın en esnek ve kuvvetli malzemesidir. Ne kadar kalacak hocam? 4 saat kalacak ama 4 saat sonra açtıktan sonra bir 15 gün bunu serin bir yerde tamamen kuruyana kadar bekleteceğiz. Beklettik. Bir sığırın arka ayağının kirişi, eski dilde siniri, teknik dilde tendonu kestik, kuruttuk. Düşmana bakan tarafının
üst kısmını da bu sinir katmanıyla. Burayı komple kaplayacağız mı? Komple kaplayacağız. Bir kat vuracağız. Bir hafta kurutacağız. Sonra yayı biraz öne doğru sıkacağız. İkinci bir katı kurup kurutacağız. Evet. Ali alacak. Üçüncü katı da kapladıktan sonra yayı ısıtıp ve bu gördüğünüz hal. Bu hale geliyor. Ne kadar bekledi hocam bu şimdi? Şimdi bu yayı 5. ayında. 5 ay bekledi ve bakın. 7 ayı kaldı açılması için. 1 yıl. Bir bu şekilde bekleyerek bakın ne hale gelmiş sinirler. Az olan kısmı ne kadar çok bekletirseniz o kadar âlâ olur diye tekrar not düşmüşler. 4 yıl daha makbul diyorlar. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Yani kaçınız biliyordunuz bir yayın yapımının bir yılı aşkın bir süre sayısız aşamalardan geçerek bu hale geldiğini? Evet işte bir yılı aşkın diyorum, bakın altını çiziyorum, sürede sadece bir yay üretilebiliyor, yapılabiliyor. Ve ecdadımız bunlardan on binlercesini savaşta kullanmış ve gördüğünüz gibi öyle o kadar kolay da bir atımı yok. Ama bu nasıl bir dizayndır, bu nasıl bir estetiktir? Yani dünyanın en estetik yaydır, herkes kabul eder. 3 yıl önce Kore'de katıldığımız bir yarışmada dünyanın en estetik yayı seçilmişti. Hatta ödül almıştık biz onu. Metin abimle beraber tarihi Türk okunun ve Türk yayının yapımını elimizden geldiği ölçüde anlatmaya çalıştık sizlere. Çok farklı bir şey değil mi? Ama o farklılıkta öyle bir atım incelikleri var ki, yani ecdadımızın bu oku yapışı kadar atışındaki öyle incelikler var ki, yani duyduğunuzda gerçekten inanamayacaksınız. Yani bu kadar mı ince düşünülür, bu kadar ayrıntılara önem mi verilir diye. Bu yay 5000 yıllık bir şekillenme ile günümüze kadar gelmiş. At üzerinde kullanıma uygun olacak şekilde kısaltılarak yapılmıştır. Şimdi bu yaylarla göstereyim. Kübra abi bir gelir misin? Şimdi çömelerek bir atış yapmaya çalış. Diyelim ki evet, düşman süvarisine çömeliyorsun. Bakın şimdi uzun bir yay ile. Şimdi çömelip bir atış yapmaya kalksa yayın, evet, bakın yayın alt ucunu görürsünüz. Kiriş bacağına değiyor. Alt uç neredeyse yere değiyor. İngiliz yay sisteminde yay biraz daha da uzundur. Tamamen yere değecektir atış sırasında. Bu yay aynı zamanda at sırtında kullanış için de uygun değildir. Zaten bu modern yay at sırtında kullanılmıyor ama bunun atası olan yayın at sırtında kullanıldığını düşünün. Atın sol tarafından sağ tarafına almak bile büyük bir mesele olacak. Çok uzun boyu nedeniyle. Ha, kullanılır ama bu yay kadar pratik kullanılmaz. Savaş alanında sizin yerden atış yapmanıza şey olarak, boy olarak şey verir, olanak sağlar. Artı at sırtında istediğiniz gibi sağa sola alabilirsiniz ve dönüp arkaya da atış yapabilirsiniz. Osmanlı atış tekniği diğer Asya toplumlarında görülen atış tekniğinin aynısıdır. Fakat bu teknik yine Osmanlı'da diğer Asya toplumlarına göre daha farklı bir şekilde yorumlanmıştır ve o tekniğin son noktasına yine Osmanlı'da gelinmiştir. Bu modern sistemde ve Avrupa toplumlarında yayın sol tarafına koyarlar. Bakın. Osmanlı neden oku sağ tarafa koyuyor? Şimdi daha doğrusu Türkler neden sağ tarafa koyuyor? Şimdi atın sırtındasınız ve daha çok sağ elinizi kullanıyorsunuz. İnsanların çoğu sağ elini kullandıkları için. Oku buradan aldınız. Yayın bu tarafına getirip seri bir şekilde atış yapmak zordur. Yani beldeki bir okluktan en kolay, en kestirme yol yayın sağına koymaktır. Peki normalde yani aslında sağdan atış yapmak daha mı zordur? Daha zordur. Çünkü bakın yine insanların çoğu sol gözüyle bakarlar. Ok sağda kalır, siz soldan bakarsınız. Yani sizin hedefinize nişan alma şansınız yoktur.
Tamamen hislerinizle bir atış yaparsınız. Yani sonuçta ecdadımız hisleriyle mi atış yapıyor? Aynen öyle. Buna zaten yabancılar öyle diyor. Hissi atış diyorlar yani. Çok uzun süre ok atarak elde edebileceğiniz bir yöntemdir. Türklerde yay çekişleri mezhep mezheptir. Her mezhebin ustası vardır. Çok farklı şekilde. Her mezhebin ayrı bir yay çekişi var. Ayrı bir piri vardır. Bu pirin ekolleri vardır. Biz sineye çeken bir grup vardır. Sineye çeken. Evet. Sine çekişleri Allah. Daha çok kale kuşatmalarında, at sırtında atıcıya bir konfor sağlar. Bıyığa çeken mezhep vardır. Göze ve kaşa çeken var. Göze ve kaşa. Göze çeken var ve kaşa çeken var. Yani dört ayrı mezhep var. Şu yapılan bir hareket var. Mesela atıyor. Şöyle evet. Bir asil ve çok böyle evet. Estetik bir hareket var. Tabii. O nedir bunun hocam? İki sebebi var. Şimdi pratik sebebi bakın ben okçuyum. Siz de arkamda kargınızla düşman süvarisini karşılayacak ikinci sıra piyadesiniz. Ok atarken eğer Asya toplumlarında veya ilk dönem Türklerde olduğu gibi kolumu geriye atsam dirseğim yüzünüze patlayacak. Ama şimdi ne bakın, bakın böyle bir atış yapacağım şimdi. Bakın. Bildiğim şeylerden bir tanesi şu Metin abi. Bir ok yani bu ok ne kadar uzağa gidebilir? Yani gerçekten bizim askerimiz, ecdadımız bunu en uzak ne kadar atmış? Bilgi var mı elimizde? Evet, 1500'lü yılların başında toz koparan İskender adlı bir okçu 845 metreye kadar ok atmıştı. 845 metre, 1 kilometreye yakın. Yani bugün dünyada yani 500 onlara falan geldi takıldı. Kimse şeyi geçemiyor. Osmanlı'da şeysin tekkiye kayıtlı okçu olmanın sınırı 560 metredir. Niyeti gaza! Ya!